vardır, odada oda vardır. Odada her yerde oda var. Sıkıntı nerede bilmiyorum. Odada oda. O da odada vardı. Odada oda vardı. Odada da o vardı. Odada da o da vardı. Oda var yani, cümleler aynı. Fark eden bir şey yok. C şıkkı. Yani şurası ayrı mı bunun? Yani B odada o da vardı. Çok karışık bir şey. O da dahil anlamında kullanıldığı için efendim ayrı yazılır. Yani odada o da vardı derseniz eğer, bir kişi daha vardı hani, o da oradaydı anlamında kullandığınız için oradaki da'yı d'yi ayrı yazarsınız. B şıkkı doğru olamaz. Teşekkürler. Ne diyeyim o zaman? Şöyle baktığımda C şıkkı mantıklı oluyor da gönlüm odada o da vardı diye söylemem gerektiğini icap etti. D yani. D şıkkı diye. Gönlünüz kaymış abi siz. Hmm. Valla şaftamız kaymış. Efendim bu... Şimdi bir de bu arada yukarıda anlamlı bir cümle dediği için bir de üzerinde devrik olmayan cümleyi de bulmanız gerekiyor. O yüzden hangi şıkta eleniyor? Şimdi diyor ki hangisi yazım yanlış, hem yazım yanlış olacak hem de anlamlı bir cümle olacak. Yani cümlede devrikliğin olmaması gerekiyor. Devrik cümlenin kurulmamış olması gerekiyor. O yüzden hangisi eleniyor? Hangisi gidiyor? Zaten bir tanesi komple yanlış. A da eleniyor. Haliyle A da eleniyor çünkü kendisi devrik bir cümle. C şıkkı zaten başlı başına bir vecahat. Doğru cevabımız nereye geliyor? D şıkkı. D nasıl elenebilir? Odada o da vardı. O da vardı. D mi elenir? Mehmet gerçekten seni böyle alıp duvardan doğru o kadar dövmek istiyorum ki. Üf. Çok istiyorum gerçekten. Normalde ben eğitimde şiddete aşırı karşıyım. Ama bunu böyle temiz bir dövmek lazım yani. Bunu bir dövmek lazım. Böyle oturup böyle gerçekten bir yerden uçup böyle vurmak lazım yani Mehmet'e. Odada da o vardı. Odada da o vardı. Bu soruyu çözer misiniz? Lan sizin yüzünüzden benim kafam karıştı ya. Böyle abicim bunların hepsi aynı. Bizi mi kandırıyorsunuz siz ya? O da. Hepsi aynı efendim. Olmaz böyle. Bence C. Odada o da vardı. Odada o vardı. Ya o da bitişik mi? Ayrı mı Allah aşkına ya? O da vardı. Bence Adana. A. Niçin? Çünkü o da odada vardır diyor. Ama hepsi aynı. D gibi görünüyor. Şey şimdi o da orada bağlaç. O bağlacı kaldırırsam cümle bozulmuyor. Ya yani öyle o mantıkla gittim. Olmayan anlamlı bir cümledir diyor. Ya bilgilerimle D şıkkı diyorum. C şıkkı olması lazım. Da'nın ayrı olması gerekiyor burada. Ha pardon, ben yanlış soruyorsun sanırım. O da odada vardı. D. Buradaki da yer belirtiyor. Bu da ayrı yazılır zaten. Bir çık olsaydı o da olurdu. He, doğru olan bu yanlış. Bir dakika bunu eleyelim. Odada da o vardı. Bu da C o kadar mu? Çirkin duruyor ki zaten. Hayır bir dakika. A diyelim o zaman. A mı? O da odada vardı. O da. Abi burnunu kapat. Gözünü seveyim canım hadi. Abi burnunu merhaba, kapat da. Merhaba. Hangisi yazım yanlış olmayan anlamlı bir cümledir? Odada vardı. Cevap Ceyhan hocam. Daha ayrıldığında anlamsız olmuyor. O yüzden cevap Ceyhan. Odada daire olursa anlamsız olmuyor, ondan dolayı birleşik. Daha birleşik olacak o yüzden. Cevap C şıkkı. Hangisi yazım yanlış? Yanlış olmayan anlamı bir cümledir. Onda, ondadır. Onda, ondadır. Vardır ve onda, vardır. Onda. Çözemedim. C. Çünkü yani Türkçe dersinde öyle mi? Belki odada oda var. O zaman B de doğru. Belki odanın içinde olan bir odadan bahsediyor.
Odada oda vardı diyor belki. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hani odanın içinde oda vardı. Giyinme odası belki. Hadi bakalım. Hadi bak şimdi ne olacak? Bir şey söyleyeceğim bu arada. A şıkkı da devrik değil ki. Devrik mi değil? Öznesi yükle mi? Aga gitti kafa. Evet, işte, o da da. Bunun ayrı olması lazım. Bu doğru. Bu da doğru. Ama bu yanlış. Burada kesme işareti olmaz. Ama... Evet abi C yani. Buradaki daha ayrı olması lazım zaten. Daha'yı çıkardığımız zaman anlamsız bir cümle oluyor. O da da o da vardı. Burada da aynı şekilde. Bence C şıkkı ya. Böyle anlamsız arka arkaya sıralandığı zaman anlamsız bir cümle oluşuyor. O da da da. O vardı. Evet. Yanlış, soru yanlış bence. Aynen. Konya'ya selam söylüyorum buradan sevdiklerime, anneme, babama. Konya Karapınar. Ben de buradan hem Rize'deki akrabalarıma, hem Ankara'daki akrabalarıma, hem İzmir'deki akrabalarıma, hem de Kütahya'daki akrabalarıma selam yolluyorum. Değişikli. Niçin? Sıktım. Hangisi yazım yanlışı olmayan anlamlı bir cümledir? Odada vardı. Odada da vardı, odada vardı, odada vardı. Ama değişiyor, bir saniye. Yanlışı mı arıyoruz burada şimdi biz? Bursa diyorum ben. Doğru cevap D. Yazım yanlışı çünkü olmayan, odada, olmayan. O da vardı, o yüzden. Odada, odada vardı. Oda, odada vardı. Odada, oda vardı. Odada da, da, oda vardı. Bu ne? Yani bence cümledir. Yazım yanlışı anlamlı olmayan, anlamlı bir cümledir. Odada, oda vardı. Bence Denizli diyorum ya. Ben salladım dememişim. Bu boşluk mu, şurasının arasında boşluk var mı? Odada yani. Odada. Abi şu ayrımı bitişik mi var ya, o kadar kuduruyorum ki yani şu anda. Vallahi kuduruyorum ya. Bak. Dediğim gibi belki 5 şıkkı odada oda vardı. Bakalım. 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 Da bildiğimiz tam bir cümle, sıfat. Evet, o da zaten ayrı olmak zorundadır. Vardı yani, bitti. Yüklem bitti. Dil bilgisiyle aranız nasıl? Ben Türkçe öğretmeni olmak isterdim. O da, o da da vardı. O da da, o da vardı. O da 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 o vardı. O da 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 o vardı. C şıkkı diyorum cevabını. O da da o vardı. B diyorum. O da da o da vardı. D. O da da o da vardı. C diye düşünüyorum. Şey, o da da da. Yani nasıl desem size? O da da ondan da vardı diye yürütüm mantığı. Doğru mu? Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu. Tahtadaki soru yanlış, altyazıdaki soru doğru abi, dikkat et. Altyazıdaki soru. Efendim hangisi yazım yanlışı olmayan anlamlı bir cümledir işte. Aa, hangisi yazım yanlışı olmayan anlamlı bir cümle değildir? Aga siz ne yapıyorsunuz? Allah Allah. Değildir mi diyor efendim? Olayımız şöyle, yazım yanlışı olmayacak ama anlamlı bir cümle olmayacak. Hem yazım yanlışı olmayacak, hem anlamlı bir cümle olmayacak. Bu mudur? Bu mudur? Lan niye tahtaya yanlış yazıyorsunuz? Burada bizim bütün kafamız gitti. Tüm kafamız gitti ki benim, şu an gitti yani. Kapat ya. Lan Abdülcabbar, atma lan bir daha bir şey. Ozan Gündüz 10 lira göndermiş. Az önce çekilişten kazandığım PC'm olmadığı için sana göndereyim dedim. İlk donate'im. Benim, benden kazandığın mı Ozan? Ozan bana, benden mi? Benden kazandın. İnşallah bu cuma verilecek dediler. Bakalım. Bakalım.
Bey 10 lira göndermiş. Hakkının oyuna çağırmama nedeni çetin. Neden? İnsan oğludur bu. Hep